Evet sevgili balıklar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım, bakalım sevgili balıkları 11-17 Mart arasında neler bekliyor? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili balıklar. Hadi in bakalım, ilk kartımızla başlayalım sevgili balıklar için. Uçak hızında çok çabuk böyle haberler. Uçuş zamanın başladı diyor. Yani hayatının yukarıya doğru inme alacağı dönemi sembolize eder asaların sekizlisi. Hızlı hareket et der. Çabuk seçim yap der. Bekleme der bu dönemde. Ve bazı balıklar için uçakla seyahati, bu iş seyahati olabilir, tatil olabilir bir takım balıklar için. Ne diyebiliriz? Süreç başladı diyor. Senin hayatındaki ivme sürecin başladı. Sen farkında dahi olmadan bu süreç gerçekleşecek diyor. Ve ne diyebiliriz bu kartlarla alakalı başka? Çabuk cevap alma. Çabuk geri dönüşler alacağınızı sembolize eder aynı zamanda bu kart. Hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili balıklar için. Asalardan gidiyoruz ama evet sürecin başladı senin diyor ama asaların onlusu. Asaların onlusu. Ay bugün çok esniyorum. Çok özür dilerim. Sevgili balıklar çok özür diliyorum arkadaşlar. Asaların onlusu nedir? Başarıyı sembolize eder. Sorumluluğu aynı zamanda da stresi sembolize eder ve der ki evet sorumluluk alabilecek kapasitedesin. Bakın zaten adamın bunu bu asaları kaldırabilecek gücü var. Ama diyor ki bak diyor önünü göremiyorsun. Evet tamam senin gücün var. Evet bu sorumluluğu alacak, kaldıracak gücün de var. Ama diyor kaldırabileceğin kadar sorumluluk al sevgili balık diyor bu dönemde. Yeni bir sosyal çevreye geçiş yapabilirsiniz bu dönemde sevgili balıklar. Aynı zamanda da kendi takımını toplamayı sembolize eder asaların onlusu. Yani bir ekibin başına getirilebilirsiniz bu dönemde ve size denir ki bu ekibin başı sensin kardeşim. Bana ekibini topla ve gel. Başla der. Denir. Veyahut kendi işinizi kurmak istiyorsunuzdur. Kendi kemik ekibinizi oluşturacağınız bir dönemi sembolize eder. Hadi in bakalım. Şimdi son kartımız sevgili balıklar için. İlişkide de birazcık hüsrana uğrayabilirsiniz der. Aldatılmayı metresliği sembolize eder. Kılıçların üçlüsü. Çoğunlukla kalp kırıklığını sembolize eder sevgili balıklar bu dönemde. Fakat kalp kırıklığı için bu kart şey der. Kalbin şimdi senin kırılıyor ama sevgili balık. Senin için benim daha iyi planlarım var der evren. Daha iyisi senin hayatına dahil olacak ve o yüzden bu kişinin hayatından çıkması lazım şu an için der bu kart. Kalp kırılmasıdır en büyük şeyi. Veyahut da ortaklarla kavgayı iş yerinde, ekip arkadaşlarıyla tartışmayı sembolize eder bu kart. Bir takım dedikodular duyma, kendinle alakalı ve birazcık senin moralini bozacak şeyleri sembolize eder. Ama bu kart der ki, ay çok özür diliyorum. Her ne olursa olsun sevgili balık, durma ilerlemeye devam et der bu kart bizlere sevgili balıklar. Ve tam bir böyle Dallas tarzı aşk üçgenini sembolize eder sevgili balıklar. Ve negatifinde sağlık konusunda da kalp krizini sembolize eder. Maalesef ki bunu da söylemek zorundayım sevgili balıklar. Evet sevgili balıklar sizler için 11-17 Mart arası tarot yorumum böyleydi. Bitiremiyorum bile. Kanalımdan Mart ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.